Efendim, Fransa'dan mükemmel bir karar geldi. Ulusal Meclis Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulundu. Özellikle Minsk grubunda olduğunu düşünürsek Fransa'nın bu adım nasıl değerlendirilmeli? Minsk grubunda olmasına rağmen bu bir tartışmaya yol açmaz. Değerli arkadaşlar, bu sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce Minsk grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Yani Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür tarafta arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde, tabii bu meclisin bir defa devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekler daha sonra kırmızı yeleklere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya. Ve şu anda kendileri yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar onu da göreceğiz. Nitekim bakanlar içerisinden de zaten şu anda olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz. Şu anda değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu biliyorsunuz. Ne dedi? Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. Ve 28 yıldır buralar işgal altında. Ve işgal altında olduğunu Amerika da kabul ediyor. Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyor idi. Şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. E tabii göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler. Ve şu andaki duruma gelindi. Hayırlı olsun diyoruz. Ve salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım.